Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Bazı yönlerini beğenmediğimiz mümin kardeşimize karşı tavrımız ne olmalıdır? Bir defa karşımızdaki insanın hatası, kusuru ne olursa olsun onun mümin olduğunu unutmamalıyız. Müminlere karşı kalbimizde kin ve nefret asla bulundurmamalıyız. O halde soruya dönersek bazı yönlerini beğenmediğimiz bir mümin kardeşimize karşı tavrımız ne olmalı? Beğenmedik ya. Bir defa ondan gelecek bir kötülüğe karşı öfkemizi, nefretimizi içimize atmak. Katte kesinlikle ona karşı bir düşmanlık duygusu yok. Ama insan itibariyle öfkelendik mi öfkemizi içine atmak. Sonra... Kesinlikle elimizden geliyorsa daha güzeliyle karşılık vermek. Bunlar Kur'an'ın ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği metotlar. Önce öfkemizi içimize atmak, kesinlikle kötü bir şey söylememek, sonra ona daha güzeliyle mukabele etmek, sonra onu affetmek. Sonra eğer elimizden geliyorsa o kardeşimize bir doktor hassasiyetiyle hastasına yaklaşır gibi yaklaşmak. Ben bugüne kadar hastasına düşman olan doktor gibi bir doktor görmedim. Eğer bir insan gerçekten doktorsa hastasına düşman olmaz, hastalığına düşman olur. Hastalığını da hiçbir başka organına zarar vermeden ve eğer ameliyatı veya tedavisi ona zarar vermeyecekse tedavisini ve ameliyatını yapar. Demek ki bir mümin kardeşimiz eğer bize karşı bir hata ve kusurda bulunduysa izah ettiğimiz 3 metodun dışında ondaki hatayı gidermek için lütufla önce acıyacak, şefkat edecek, lütufla ıslahına çalışacak, hatasına karşı düşman olacak. Diyelim ki yalan söyledi ya da bir tokat attı veya sözünde durmadı veya sizi aldattı neyse o hatasına odaklanacağız ve hatasını lütufla ıslah etmeye çalışacağız. O da bir e, güzel bir elması. Hiçbir zaman siz demir zımparayla düzeltmeye çalışmazsınız. Veya temizlemeye çalışmazsınız. Ne ile? İpekle onun üzerindeki kirleri ya da onu kirleten şeyleri almaya çalışırsınız. Şu halde bir müminin kalbi de Allah katında elbette imanı olduğu için elmasla veya başka maddi bir şeyle değerlendiremeyecek kadar değerli. Onunla kıyaslamayacak kadar üstün ve kıymetli. O halde onun kalbine girmiş herhangi bir hatayı düzeltmek için de öyle güzel üsluplar, ifadeler, yöntemler bulmalıyız ki daha fazla zarar vermiş olmayalım. Mesela bazı doktorlar hastalarına müdahale ettikleri takdirde gerek ameliyatla gerek başka şeylerle Hastanın hastalığı daha fazla artacaksa asla müdahale etmiyorlar, ameliyat yapmıyorlar. Belki pansumanla geçiştiriyorlar veya ilaç tedavisiyle hastalığı tedavi etmeye çalışıyorlar. O halde bir mümin eğer bir müminde gördüğü bir hatayı hatayı düzeltmeye çalışırken zarar vereceğini düşünüyorsa asla müdahale etmemeli, kendi haline bırakmalı. Belki başka yöntemler kullanmak suretiyle tedavisine çalışmalı. Elinden bunlar da gelmiyorsa en azından Ya Rabbi kardeşimi affet bağışla. Bu hatasından dolayı ben hakkımı helal ettim. Hiçbir talepte bulunmuyorum. Bütün iç dünyamdan, canı gönülden helal ettim. Onu da günahını bağışla ve onu ıslah eyle diye dua etmeli. Emin olun bu duygu bize çok şey kazandıracak. Hem kendimiz toplum barışacak həm də toplum bizimlə barışacaktır inşallah